Hatay'da depremin 25. gününde iki köpek kurtarıldı. Polis ve bekçiler yıkılmak üzere olan bir binadan Alex'i sağ salim çıkardı. Ailesi de bu müjdeli haberi başkentte kaldıkları yurtta aldı. Üstelik anlattıklarına göre enkazda Alex'in sayesinde hayatta kalmışlardı. Çek 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 çek. Al koyun altına al. Havlamasaydı biz ölmüştük yani, çünkü bina yıkıldı orada. Havlayarak uyandırdı, sahiplerinin hayatını kurtardı, enkazda kayboldu. Alex'ten 25 gün sonra sevindirici haber geldi. Sandık ki köpek öldü çünkü köpeği bağırdık, nerede olduğunu, yani ses vermiyor. Görüntüler Antakya'nın Armutlu mahallesinden. İstanbul'dan görevlendirilen polis ve mahalle bekçileri hasarlı bir binada mahsur kalan bu köpeğe rastladı. Bak oraya, şu paraya, heh. Alabiliyorsan kızana al. Risk alarak binanın ikinci katına ulaşan bekçi korkmuş köpeği önce sevip okşadı, sonra da aşağı indirdi. Köpeğin künyesinden sahibinin depremzede Filipinli Leha Cengiz olduğu ortaya çıktı. Leha Cengiz ve ailesi sevindirici haberi Ankara'da depremzedelerin kaldığı bir yurtta aldı. They think the dog died. Üzgündüm. Çocuklar günlerce ağladı. Köpeğimizin öldüğünü düşünüyorlardı. Dün köpeğimizi canlı bulmuşlar. Çok mutlu olduk. Bak böyle bulmuşlar. Sizin eviniz burası. Öyle mi? Evet. Yok, başka bir eve gitti. Başka ev. Evet, başka bir başka ev. Yan binaya geçmiş. Aynı bina ama yan komşuya geçmiş. Komşu bir eve. Alex'e su veren o bekçi ve polisler daha sonra onu veteriner ekiplerine teslim etti. Veterinerlerin kontrolünün ardından şimdi Alex Hatay'dan Ankara'ya sahiplerinin yanına gelecek ve onlar da dört gözle ona kavuşmayı bekliyor. Bir tane hayvansever bayan var. İşte o bize getirecek burayı yarın filan. Köpeğimiz geldiğinde Filipinlere götüreceğiz. Bu arada Hatay'daki tek mucize köpek Alex değildi. Akevler mahallesindeki bir enkazdan da havlama sesi duyan AFAD ekipleri uzun bir uğraşın ardından depremin 25. gününde fıstığı kurtardı. Köpeğin enkazda mama kutusundan beslenerek hayatta kaldığı düşünülüyor. Evet.